Şimdi ahlak felsefesinin başka bir sorusu. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Bu soruya ve bu soruya verilen cevaplara bakacağız. Elbette ki felsefede böyle bir soru sorulduğunda verilecek en az iki tane yanıt var. Vardır diyenler, yoktur diyenler. Şimdi biz öncelikle reddedenlere bakacağız. Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler. Birincisi hedonizm. Hedonizm hazcılık demek. Hazcılar derler ki yaşamın içgüdüsü ve temel amacı acıdan kaçınmaktır ve hazzı aramaktır. Zevk almak ve mutlu olmaktır. Ahlaki eylemin amacını hazda gören bu öğreti yaşamın amacını da en yüksek hazza erişmek olarak tanımlar. Temsilcileri ise Aristipos ve Epikuros'tur. Yine antik Yunan'da yaşamış filozoflar bunlar. Fotoğrafta gördüğünüzde Aristipos. Egoizm ya da bencilik temsilcisi Hobbes'tur. Hobbes'a göre insanlar da hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket ederler ve insanı yöneten iki tane temel içgüdü vardır. Kendini sevme ve kendini koruma. Dolayısıyla bundan yola çıkarak söyleyebiliriz ki ahlakta da egemen olan tek şey çıkardır, kişisel çıkarlar. Evrensel ahlak yasasının savunduğu mutlak adalet ya da mutlak iyi gibi kavramlar kesinlikle gerçeği yansıtmazlar egoistlere göre. Anarşizm ya da kural dışılık olarak da tarif edebiliriz. Baskı içeren her şeyi devlet de dahil olmak üzere ortadan kaldırmak gerektiğini savunurlar anarşistler. Bireyden daha önemli ve daha üstün hiçbir şey olamaz onlara göre. Ahlak da bu kurumlardan biri olarak insanların daha kolay yönetilebilmesi için uydurulmuş bir takım kurallar yığınıdır. O yüzden de yıkılmalıdır. Temsilcileri kimler? Bakunin, Prodon, Kropotkin ve Stirner gibi anarşistler bu saydığımız görüşleri savunurlar. Yine Bakunin'in bir cümlesi ahlak insanları daha kolay yönetmek için uydurulmuş kurallar yığınıdır. Nihilizm, hiççilik. Yine Nietzsche'yi görüyoruz burada. Ahlak değerlerine en sert eleştirileri getiriyorlar. Nihilistler ee, Nietzsche'ye göre Aklı değil iradeyi, toplumu değil bireyi üstün tutmak önemli. Toplumda iki tür insan tipi var. Nietzsche böyle bir ayırım yapmış ve bunların yarattığı da iki tür sosyal sınıf var. Halk sınıfı sürülerden ibaret. Din ve ahlaki yasaklar tam olarak bu sınıf için geçerli. Seçkinler sınıfının ahlakı esas olarak insan doğasına uygun olan bireyci ahlak ve Nietzsche'ye göre ahlaki eylemin amacı üst insana ulaşmak. Üst insandan kastı da işte bu seçkinler sınıfına ait olan bireyler. Varoluşçuluk felsefesi, eksistansiyalizm, bunun temsilcisi Sartre. Sartre'a göre insan diğer varlıklardan farklı olarak kendi kendisini yaratır, kendine amaçlar koyar ve kendisini belirler. Yani kendisini gerçekleştirir. Bu nedenle de varoluşçuluk için esas önemli olan şey bireysel öğelerdir. Kişinin kendini tanıması, kendini gerçekleştirmesi için baskılardan arınması gerekir. Dolayısıyla ahlaki baskılarda kişinin kendini gerçekleştirmesi için bir engel olacaktır. Başka bir görüş faydacılık, utilitarizm. Buradaki amaç bireyin mutlu olmasıdır evet ama erdem ya da ahlaki bir takım kavramlar bireyi mutlu etmez. Bireyi sadece fayda sağlamak mutlu eder. Dolayısıyla da ahlak sadece bireye sağladığı yarar ölçüsünde değerli olacaktır. Stuart Mill de utilitarizmin temsilcisi olarak karşımıza çıkar. <laughs>